Hazreti Davud'a ait olduğu tahmin edilen sarayın izleri Kudüs'te bulundu. Kudüs yakınlarındaki Judean Sefela bölgesinde Hebrew Üniversitesi arkeoloğu Profesör Yossi Garfinkel ve Saar Genner tarafından keşfedilen kalıntıların Hazreti Davud'un sarayına ait olduğuna dair güçlü deliller var. Tevrat'ın çeşitli bölümlerinde ismi anılan Judean Sefela'daki kazı alanından çıkarılan zeytin çekirdekleri karbon 14 metoduyla incelendiğinde bu kalıntıların Hazreti Davud'un yaşadığı döneme ait olduğu tespit edildi. Ayrıca yine aynı bölgede elde edilen diğer bazı buluntular da Hazreti Davud'un dönemine ait önemli bilgiler ortaya koydu. Fox haber kanalına demeç veren arkeolog Garfinkel ve Genner, sarayın detayları hakkında şu bilgileri verdiler. Şehrin tepesinde yer alan bu geniş sarayın güney kısmı 1000 metrekarelik bir alana yayılıyor. Sarayı çevreleyen duvarlar 30 metre yüksekliğinde ve çok etkileyici bir girişi var. Arkeologlar ayrıca sarayın çevresi boyunca sıralanmış odalar buldular. Bu odalarda metal işletmeciliğine ait araç gereçler, özel çömlek kap parçaları ve Mısır'dan getirilen su mermerinden yapılmış kaplar bulundu. Sarayın, vadinin tamamına hakim, stratejik bir tepede yer alması da tarihi açıdan önem teşkil ediyor. Kur'an'da Hazreti Davud ve oğlu Hazreti Süleyman'ı Allah'ın seçkin kıldığı ve onlara çok üstün özellikler bahşettiği anlatılır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki, ''Ey insanlar, bize kuşların konuşma dili öğretildi ve bize her şeyden bol bir nimet verildi. Gerçekten bu apaçık bir üstünlüktür.''